Herkese merhabalar ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Daha önceki bazı videolarda robotun tehlikeli bir karakteri olduğundan bahsetmiştim. Dünyayı ele geçirmek için marka yaptıkları gerçekten inanılmaz işler ama bu videodaki konu biraz daha farklı. Karakter baya baya Mark Grayson oluyor. Olaysa şu şekilde. Tabi giriş yapmadan önce video içerisinde anlatacaklarımın Invincible dizisinin gelecek sezonları için spoiler niteliği taşıyor olabilme ihtimalini söylemiş olayım. Sonra çağrı ayıp etti olmasın. Bu olayın başlangıcı robot Mark'ı alıp Mohawk Mark adlı elemanın evreninde terk ettikten sonra gerçekleşiyor. Robot Mark'la beraber Angstrom Levi'yi bulmaya çalışıyorlardı. Mohawk Mark'ın evreninde bulduktan sonra yaşanan olaylardan dolayı robot önce Angstrom Levi'yi ve Mohawk Mark'ı öldürüyordu. Sonra da Mark'ı orada terk ediyordu. Detaylarına girmeyeceğim açıklama bölümünde konuyu anlattığım video mevcut. Ya da yaptığım oynatma listesinde bütün içerikler mevcut. Konuya devam edecek olursak da Mark tabi bu durumu kimseye çaktırmaması gerektiğinden ölmüş olan Mohawk Mark'ın yerine geçmek karar veriyor hemen. Bunun için de bizim oğlan Mohawk Mark'ta kostümlerini değiştirip kendi saçlarında Mohawk stilinde olacak şekilde yolmaya başlıyor. Devamında da ilk fırsatta o bölgeden ayrılıp düşünmeye başlıyor. Kendi evrenine gidebilmesini sağlayabilecek robot zaten adamı terk etti. Angstrom Levi'de öldü ben ne yapacağım diye düşünüyor. Aklına bulundukları evrendeki robot geliyor. Mark onu kendisine yardımcı olabileceği yönde ikna etmeyi düşünüyor. Sonuçta robotun gerçek kimliğini kimse bilmediğinden ondan yardım istemeye karar veriyor. Mark Grayson direkt olarak robotun ana merkezine geldiği gibi robotu baya bir şok ediyor orada. Çünkü adamın kimliği o ana kadar hiçbir şekilde ifşa olmamış. O yüzden Mark'a çıkışıp ona önce bak buradaki köprünün etrafı bombalarla dolu buraları yakarım diye adamı tehdit ediyor. Ancak Mark kendisini ifade etmeye başlayınca hani ben tanıdığım Mark değilim başka bir boyuttan geldiğim gibi bir açıklama yapınca Robot sakinleşip Mark'ı dinlemeye başlıyor. Mevzuları anlattıktan sonra da robotu ikna edip imparatorluğun merkez üstündeki laboratuara getiriyor adamı. Burada General Krik robotun kim olduğunu sorgular gibi konuşuyor Mark'a. Hani Mark'ı sorguluyormuş gibi. Mark da imparator rolünde olduğu için Kriki salak yerine koyacak şekilde laflar söyleyerek karşılık veriyor ona. Sonra da yoluna devam ediyor. Oradan sonra da robot bu çalışmalar için işlere girişiyor. Düşüncesine göre tahminli olarak bir yıl civarı bir şey sürmeden bu makineyi tamamlayabilirmiş ve Mark'ı geldiği yere geri gönderebilirmiş. Ancak şöyle bir sıkıntı mevcut. Robotun Mark'ı bu iyiliği yapma gibi bir niyeti ya da yardım etme gibi bir isteği yok. Sebebi ise şu. Şimdi buradaki Mohawk Mark, Viltrum İmparatoru olmadan önce zaten dünyayı ele geçirme amacına sahipmiş. Bunun için ilk başta Teen Team adındaki ekibe kendisini açıklamış ve dünyayı ele geçirme konusunda yardım istemiş. Çünkü eleman kendisinin normal bir insandan veya normal bir karakterden farklı olduğunu biliyormuş. Ancak bir müddet sonra işler Sarp'a sarıyor ve Teen Team'deki Rex'i yani Atom Eve'in eski sevgilisini orada öldürmüş. Atom Eve ile Rex eskisi gibi olmasalar da yine arkadaş olmaya devam ettiklerinden dolayı Atom Eve bu defa Mark'a saldırmış. Mohawk Mark da ona karşılık verip onu da öldürmüş. İmparator olduktan sonra da zaten kendisine göre bir düzen kurup her şeyi perişan etmiş. Robot da kendi kimliğini ifşa edemeden robotlar aracılığıyla kendisini ölü gibi gösterebilmeyi başarmış, gerçek halde kendisini gizleyerek hayatına devam etmiş. Mark'a yardım etme isteğinin olmaması da bu yüzden aslında. Mark gittikten sonra başka bir tane Viltrumite imparator olacak ve eski düzen devam ettirilecek diye düşünüyor ki haklı da bu konuda. Mark'ın ihtiyacı olan ne varsa hepsinin hesabını yaptıktan sonra Mark'a sen Viltrumite'ları başımızdan defet, burayı normal bir hale getir ben de senin istediğin ekipmanları sana 6 ayda veririm diye bir teklif sunuyor. Mark da robotun düşüncesini çok beğeniyor burada. Ama onu kabul etmeyip robota ya sen onu boş ver sana daha iyi bir teklifim var. Bu evrende mağdur ikizleri var mı diye soruyor. Neden bu fikre yöneldiğini birazdan girişeceğim merak etmeyin. Devam edecek olursak mağdur ikizleri de aslında bu evrende mevcutmuş. Ancak Mohawk Mark onların ekipmanlarını kırmış paramparça etmiş İkiz kardeşlerden bir tanesinin de kafasını koparmış. Kalan mağlur o yüzden Mark'ı görünce hemen kavga çıkarıyor, saldırıyor ona. Tabi Mark elemanı çok efor sarf etmeden durdurabilmeyi başarabiliyor. Onu durdurduktan sonra bak sen akıllı adamsın, mağlur ikizisin bir kere. Seni öldürmek istesem zaten çoktan ölmüştün diye anlatmaya devam edince herif doğru ya e neyse konuş o zaman madem deyip duruyor orada. Planları ise şu şekilde Mağalır ikizleri ya da artık tek tekizleri neyse Mark'ın desteğini alıp klonlama cihazı yapacaklar. Devamında Invincible'ı klonlayacaklar ve ana evrende hani robot Rex'i klonlayıp kendi bilincini ona aktarmıştı ya. Aynı olayı burada Mark üzerine yapacaklar. Olay aslında bu şekilde. Mark'ın böyle devam etmek istemesinin sebebi ise şu. Şimdi Mark hem kendi evrendeki robotun neler yapabileceğini hem de buradaki robotun yaşadıklarını biliyor zaten. Ayrıca buradaki robot Viltrumite'ların ve Mohawk Mark'ın yaptığı yanlışları da bildiği için bunları düzeltme olayına girişebilir ki zaten daha önce marka yaptığı konuşma sırasında da aslında niyetinin tamamen burayı daha da iyi bir hale getirmek olduğunu belli etmişti. Bunları göz önünde bulundurursak da robot bizim oğlanı yani Mark Grayson'ı gönderdikten sonra Mohawk Mark'ın yani Viltrum İmparatorluğu'nun başına geçerse kendisine herhangi bir rakip kalmamış olacak. Ana evrendeki robot dünyayı ele geçirme düşüncesindeyken sırf kendisine rakip olmasın diye arkadaşı diye düşündüğü adamı yani Mark'ı başka bir boyutta terk etmişti. Bu evrendeki robot da dünyaya ya da evrene diyeyim Viltrumite'lerin yaptıklarını düzeltme niyetindeyken kendisine rakip kalmayınca robot kötü adam olmaya karar vermeden çok daha öncesinde Mark ona imkan sunmuş olacak ve sonucunda bu evren bir nevi kurtulmuş olacak. Bu projelerine devam ederlerken diğer Viltrumite'leri uzak tutmak için Mark adamlarına türlü türlü yalanlar söylüyor. Hani biz burada şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaya hiç kimsenin müdahale etmemesi gerekiyor. En ufak bir sarsıntı bile istemiyorum deyip bütün adamları uzak tutmaya çalışıyor. Bu süreç devam ederken de mağdur ikizlerinden bir tanesi yani işte o kalan eleman daha doğrusu bu projeyi tamamlamaya yakın zamanlarda marka öldürme planı yaptığını itiraf ediyor. Bu itiraf sonrası yaptıkları konuşmalarda iki karakter birbirine güvenmeye başlıyor. Ayrıca buradaki Waller ikizleri dünyayı ele geçirme planı yapıyorlarmış ama bunu kötü bir amaçla yapmıyorlarmış. Çok daha iyi hale getirmek için istiyorlarmış bu işi. Yani bütün dünya benim olsun her şey bana çalışsın gibi aç niyet içerisinde değillermiş. Bu projenin tamamlanmasına dakikalar kaldığı zaman da Viltrumite'ler artık imparatorlarıyla alakalı işkillenmeye başlıyorlar ve aralarında toplanıp oraya bir saldırı planı yapıyorlar. Robot da bizim oğluna portal geçiş için hazır hale geldiği gibi hemen geçmesini söylüyor. Bizim oğlan Mark da yeni robota Viltrumite'lere karşı sert tavır göstermesi sert davranması gerektiği yönde tavsiye veriyor ve oradan çıkıyor. Tam o sırada da Viltrumite'ler saldırı yapmaya başlıyorlar. Burada Mauler ikizlerinden kalan elemanın ne oluyor belli değil. Hani yaşıyor da olabilir ki yaşıyorsa zaten robotun yardımcısı olmuş olacak. Ölmüş de olabilir. O kısım dediğim gibi belli değil. Bu saldırıdan hemen sonra Mark ortaya çıktığı gibi adamlarına beni kurtarmaya çalışma için size tembihlemiştim. Bunları size söyledim. Şimdi her şeyi bok ettiğiniz gibi laflar söylüyor. Hani iş gayet düzgün bir şekilde devam ederken Viltrumaytlar bozmuş her şeyi. Ama artık merak etmeyin Viltrum İmparatorluğu için yeni bir dönem başlıyor deyip çalışmalara başladığı söyleniyor. Tabi o bölümü anlatan herhangi bir çizgi roman ya da ayrı bir çizgi roman serisi henüz piyasada yok. Yazılmadı da. Olursa onlara da değiniriz bir ara. Bu olaylar Invincible'ın 108. ve 109. sayısında anlatılıyor. Ve sanırım Mark'ın en güçlü versiyonlarından bir tanesi bu robot ve Mark'ın birleşmiş hali oluyor. Çünkü karakter burada hem robot kadar zekaya sahip hem de Invincible'ın fiziksel özelliklerine sahip. Bu da aslında baya büyük bir tehdit oluyor her şey için. O yüzden aslında çizgi roman serisi veya ayrı bir anlatım yapısı güzel olur bence. Neyse hikayemiz bu şekilde. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz. Ya da ek üzerinden yazdığınız cümlelere benim mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I just wish you knew.